Nöbet yazar. Sabaha kadar uyutmaz bizi. Öteki hurda arabasını bile toz kondurtmuyordu. Şimdi bu yenisi için mahallede olağanüstü durum ilan eder. İlk nöbeti sana yazmış Sıdıka. Telefonda saat 7 gibi gelirim. Sıdıka çıksın bir park yeri ayarlasın. Kapının önüne hiçbir arabayı sokmasın dedi. İyi be, kendime bir de park kahyası kılığı dikileyim bari. Ne işim var yolun ortasında kaldırım bekçiliği yapacağım ya? Gevetme kız. Öyle başka zaman olsa sokaklara çıkıp yolun ortasında ping atmak için bin türlü bahane bulursun. Ay kuka gibi kaldırımın ortasına dikilmek ne zamandan beri sokağa çıkmak sayılıyor be? Ha, biz de park yapılmaz levhası olmak için dışarı çıkmak istiyorduk. Sinir ya. Kız bana bak. Hazır kapının önünde boş yer varken şimdiden in aşağı sen. Karşıda bir yer kap, hadi. Hey! Kardeş! Ay! Kardeş! Ay şu arabanızı biraz ileri çekseniz diyorum ha? Az sonra bizim bey gelecek de. Ay Sıdıka! Koş kız, kap yeri hadi, koş! Beyefendi! Kardeş! Ay şu 3 metre ileri çekseniz diyorum ha? Bak bak! Oradan kamyon çıkıyor, hadi. Hadi beyefendi, hadi anacığım benim, ha? İmal etti sandım. Evet, Kenar ne var? Hiç. Yani bu saatte seni böyle sokakta görünce, senin gibi iyi bir aile kızı böyle tehlikeli bir yerde. 175 metre ileride bir içkili lokanta. 225 metre arkamızda 2 pavyon. Ve 148 metre kuzey batımında kötü kızların çalıştığı 3 katlı fena bir ev var Sıdıka. İyi de 45 santim kadar burnumun dibine girip ne hakla vur vur ediyorsun ha? Sen kimsin? Niye mahallenin ortasına portatif ahlak masası kurdun? Kısaca sana manyak diyebilir miyiz? Ne demek sen kimsin Sıdıka? Nasıl tanımazsın beni? Ne çabuk sildin beni gönlünden ya? Gerçi bira biraz göbek yaptı ama
Bundan sonra body çalışacağım. Hadi eve gidelim Sıdıka. Ne? Ay oha! Hayır yanlış anlama bak Sıdıka. Hani bu saatte bir başına... Yani Kumkapı cinayetinin, Fadime Şahin olayının... kamuoyundaki yankılarını unutmayalım Sıdıka. Cemiyetimiz bu saatte yolda dolaşan kadınlara yollu gözüyle bakıp... gelip orasını burasını tutar vallahi. Yani normal aslında yani bu. Yani bu erkeğin tabiatında var yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bu bakımdan yani... başına bir olay gelmeden hani bir nevi yakın koruma olaraktan... Bak yani bu da vardır erkeğin tabiatında Sıdıka. Bu bacı dediğimiz olay var ya bambaşka bir olay yani. Öbürü ayrı ya. Öbürü yollu kacı yollu. Bak bacısının. Birincisi hakkımda bacı yollu kacı ikilimi yaşamanız gerekmiyor tamam mı? Tükürmeyeyim tabiatınıza. Açıl git hadi şuradan. Sen biraz alkol mü aldın Sıdıka? Çeşit kenar salak. Alkol mü almışmışım? Sen biraz daha dur. Niye sokakta olduğumu anlayacaksın. Babama park yeri tutmak için kaya koymaya çıktım tamam mı? Neredeyse gelir. Seni burada görünce arabayla üstüne çıkar. Tabiatını çiğner, hastanelik olursun. Ciddiyim bak. Babam öyle birisidir. Tabiatı öyle yani cani. Babanı tanırım ya. Zekeriya abi bu mahallenin en baba adamlarından biridir. Bak, eğer bir yanlışımı gördüyse... çiğnesin tabii yani. Götürüp atsın beni dereye Sıdıka. Demek Zekeriya abin baba adam ha? Öyle. E tabii sizin tabiatınız böyle. Sizden daha güçlü, daha it erkekler baba delikanlı. Dövebileceğiniz dişinize göre olanlar artist, kıl, indi. Tenhada kıstırıp sarkabileceğiniz kızlar yollu, kaltak. Kendinize göre ayırdınız böyle. Yakınlarınız filan da bacı, kardeş. Ciğeriniz çürümüş oğlum sizin. Beyniniz dolunuza düşmüş. Tabiatınız kararmış. Ağır konuşuyorsun bak Sıdıka. Vallahi bacı falan dinlemem, indiririm kaldırım ha. Yok ki. Bilmiş karı. Erkekliğime sövdü derim. Takarım, 6 ay yatarım ya. Hiç değil mahallede namım yürür ulan. Ulan! Sen kiminle konuştun zannediyorsun ya? Babam gelir ikimizi birden doğurur. Hadi ulan yürü! Bak! Hadi bayırın yürü, yürü! Allah Allah. Değmez gel. Topla gel. Gel gel. Topla gel baba. Gel 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 gel. Gel değmez korkma. Gel 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 gel. Gel. Gel kır biraz direksiyonu şimdi kır. Kır 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 kır. Gel hadi gel. Korkma korkma korkma. Evet topla. Çevir şimdi. Çevir direksiyonu. Evet dikkat et kaldırma değdin. Evet güzel. Bu kadar yeter. Hayırlı uğurlu olsun babacığım. He. İnşallah kazasız belasız günler de biliriz. İnşallah Sıdıka inşallah. Kız bana bak. Öyle eğri filan durmadık değil mi? Yok hani canım. Kamyon mamyon geçer de. Yok canım baksana uzun geniş hayvan kadar yer var. Evelallah bütün araçlar geçer. Bana bak kız. Ha. Sıdıka arabayı şu ışığın altındaki kamyonun arkasına mı koysak acaba? Hani hırsız mırsız ha? Yok ya. Orası ışık altı da yol ağzı. Sabah körüklü otobüs falan geçer. Dönemez. Çizer atar canım arabayı. Nasıl? Buldum. En iyisi öbür sokağa karakolun önüne park edelim. Orası daha emniyetli ha? Yok baba. Sen en güzeli al bu arabayı götür fabrikasına Bursa'ya teslim et. Orada kalsın. Biz binmeyelim bu arabaya. Park falan da etmeyelim. Yazık çizilir. O kadar para verdin. Ukalalık etme kız. Hadi git bir kaya getir de tekerin arkasına koyalım. Hadi çabuk. Yürü. Dur. Dur bir dakika. Vazgeçtim. Olmaz bu araba burada. Niye? Yukarı çekelim. Orası daha aydınlık. Dükkan vitrinlerinin ışıkları vuruyor. Ben oraya park edeyim. Sen de gel gel yap. Hadi. Ya baba kendin söylüyorsun. Esnafa mal gelir bilmem ne olur. Vitrinin önünü kapattık diye kızarlar be. Tekere şiş falan sokarlar. Aa. İndirirler olay çıkar sonra da. İyi. Burada kalsın o zaman. Hadi git sen bir kaya getir tekerin arkasına koyalım. Ay. Dur. Dur dur dur. Dur dur. Dur şimdi dur. Şu düğün salonunun önündeki arabalar var ya. Heh. Onlar düğün bitince çeker gider. Yer açılır oraya park ederse. Sen eve git annene söyle termosa çay koysun getir. Ben arabanın içinde bekleyeceğim. Hadi. Bu düğünde kim bilir ne zaman dağılır şimdi. Ay baba karar ver. Termos mu getireceğim kaya mı getireceğim?
Kelime-i şehadet getir eşoğlu şen kızı. Şimdi kafanı koparacağım senin. Ulan ne dalga geçiyorsun babayla? Arabayı yolun ortasına mı bırakacağız? O kadar para verdik. Düşüneceğiz tabii değil mi? İyi de baba tam 2 saat 25 dakikadır araba parkı işiyle uğraşıyoruz. Araba mı bize hizmet edecek, biz mi arabanın kölesi olacağız belli değil. Ters bir yere koysa arabayı çarpacaklar mıymışmış. Şurada öz kızın saatlerdir sokakta. Bu kız üşümüş müdür, zatire olmuş mudur diyen yok. Kız, Sıdıka. Düğün salonunun önünden bir araba çıkıyor. Koş, yeni kap oraya park edelim. Hadi koş, koş. Elen terefiş, kem gözleri şiş. Kötü gözle bakanın gözü çıksın. Kız anne bir de horoz kesmek lazım bu arabaya. Aman hele bir borcu bitsin ondan sonra keseriz Sıdıka. Sen niye ön tarafa oturmadın sanki kocacığının yanına? Niye olacak? Korkuyor. Güvenemiyor kocasına hatun. Aman be yok ondan değil Zekeriya. Öne oturunca yol böyle üstüme üstüme geliyor ya. Sıdıka kız. Ön sağ taraftan bir ses geliyor bak. Duyuyor musun? Pıt 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 ediyor bak. Duydun mu? Ne pıtırtısı baba ya sana öyle geliyor. Araba yağ gibi gidiyor işte bak. Hem sen artık dinleme şu arabayı. Delirtti zaten seni. Yok kırısı pıtırdıyor, yok şurası zızıl zızıl diyor. Yok efendim roklar dingi diyor. Trigger kuyuşunu yatağına sürtüyor bilmem ne filan. Bir de nereden geliyor diye bize soruyor ya. Sanki ben motor meslek lisesi mezunuyum. Okutmadınız ki insana. Ya bir sus be sus. İşte zızıl diyor bak. Duydun mu? Sanki bir şey sürtüyor. Kız. Ha. Akıs bilyaları olmasın. Ha. Teker altından geliyor değil mi? Saçma baba ya. Bir dahaki sefer stetoskopla bineceğim arabana. Böyle takıracağım kulağıma. İlgili yerleri dinleyeceğim. Ne olacak işte? Görmemişim bir arabası olmuş. Tutmuş B kayışını sündürmüş. Bana bak. Edepsizlik etme kız. O dilini sündürür koparırım senin. Ne yapalım? Bu kadarına yetti paramız. Ah ulan ah. Para olacaktı ki. Çekecektim altıma bir Mercedes. Ne ses gelecekti ne de nefes. Bastın mı gaza uçacaktı anasını satayım. 3M kuralı değil mi? Milyarlar, metres, Mercedes. Magalak rüyası. Altın kabzalı bir de 14'lü olacak. Sıkıldın mı boşaltacaksın şarjörü. Metres de şarkıcı olacak ama. Tabii. Öyle Mercedes'in de her modeli değil. Spor, üstü açık falan, züppe işi. Benimkisi mandakası olmalı. Müteahhit işi. Kız baba, sen İtalya'dan böyle tır zulasında morfin sok, tamam mı? Ben de evde laboratuvar kurup eroin ima edeyim. Sana alalım şöyle bir mandakası ha. Böyle şey, ön farlara atom sis de taktırırsın. Şu Change Mercedes var ya hani Truva'da. Bütün futbolcularımız, şarkıcılarımız, politikacılarımız hep o Mercedes yüzünden başlarını belaya sokuyor. Böyle Mercedes'i binebilmek uğruna bin türlü fırıldak peşindeler. Baba? Ha? Ne? Sıdıka? Ha. Yavrucuğum bu İtalya dediğin çizme şeklindeki ülke değil mi? Nerede şimdi o? Kaç kilometre? Aa, baba, yani ben şaka olsun diye söyledim o tır işini. Sen de ciddi değilsin değil mi? Kız anne, baksana. Anneyle ben de böyle süt yerimizde kokain taşırız. Bir düşünsene kız anne. Kurye kadın Safiye, bavul dolusu parayla. Sen de bu memeler varken zaten tır zulası kadar kokain taşırsın. Tır diyor anne, yeter! Tır deme anne! Bana bak, altın kabzalı tabanca sıkarım senin o çenene. Baba ya, dalıp durmasana, arabayı çarpacaksın. Sıdıka, şu torpidoda Nazan Şoray'ın kaseti olacak. Ver bakayım onu bir şey ettirelim teybe. Bana bak, bu morfin dediğin nasıl bir şey? Sıvı falan mı yani? Aman Allah'ım, baba ne oluyor ya? Bana bak kız, bir kere getirir. Malı vururuz. Ondan sonra tövbe. Okul yaptırırım. Hacca falan giderim. Cami falan yaptırırım. Ah baba, baba motordan bir ses geliyor sanki. Motor şey etmesin bak dinle dinle arabayı dinle bak. Stres sesi falan. Ay delirdi adam ya.
Bu Nazan Şoray kiminle şimdi? He? Ay, niye soruyor bu adam şimdi Nazan Şoray'ı Sıdık'a? Hiç. Sıdık'a, İtalyanların parası liret değil mi? Baba sen ciddisin değil mi? Si, si İtalyanca evet demek değil mi? Ya si ama... Ya... Direkt Roma'ya gidiyoruz anasını satayım. Romana. Şimdi derhal ilk partiyi alacağım. Kusacağım. Ay yavaş Zekeriya. Kusuyorum. Nazan. Sıdık'a, kız Sıdık'a kalk geldik. Ay bu salak karı arabamı tutuyor ne? 5 dakika arabaya binsek hemen uyukluyor. Şşş, Sıdık'a. Aa hadi kalk artık bana bak. Baban kızacak he hadi. Hadi. Çok şükür mahallemize gelmişiz. Anne bir kabus gördüm. Biz İtalya'daymışız. Babam da pizza kulesine çatmış. Ay ağzından yer alsın Sıdık'a. Arabanın kaskosu yok. Bana bak. Ben şimdi manava gidiyorum. Sen de bakkala git. Oradan 2 ekmek al. Doğru eve. Nohutu ısıt. Salatayı yap. Hemen geliyorum. Fırla. Si, signora. Signor. Si deme anneye babaya. Kız Sıdık'a kalk uyan. Şşt. Kız. Baban arabayı çıkartacakmış. Kalksın da bana bir gel gel yapsın dedi. Hadi. Ha, geldiler artık ama. Kaç sabahtır gel gel yap. Yok git git yap. Kız ne yapsın adam? Aa, daha yeni kullanıyor arabayı. Muavinsiz yapamıyor. Aa, birkaç gün sonra geçer. Hadi kalk da bir gel gel yap babaya. Hadi. Ya bana ne ya? Peki niye abime gel gel yaptırtmıyor bu herif? Herif deme babaya Sıdık'a. Artı abin yeni araba konusunda sağlam ayakkabı değil. Erkek çocukları yeni arabaya meraklıdır Sıdık'a. Tutar, kaçırır, çarpar, eder. E adam haklı olarak uzak tutuyor. Hadi sen kalk bir gel gel de babaya hadi. Ya tabii benden bu konuda asla şüphelenilmiyor zaten. Bir kız çocuğu olarak arabanın arkasına karpuz şeklinde süs örmek, çocuk yapıp patiklerini dikiz aynasına asmak gibi görevlerim var. Ama her sabah akşam tampon dibinde gel 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 hop kal öyle gibi bağırmalarda örf ve annelerimize ters tamam mı? Cemiyetimiz kızmasın ben aynen yatıyorum. Sıdık'a bak herifin arabası ısındı. Kızışacak yakacak ortalığı şimdi yürü. Babaya herif deme artık kalkmıyorum. E ben mi şey edeceğim? Aa, yanlışlıkla çarptırırım herifi. Pardon babayı. Öldürür beni alimallah. Hem kız ben öyle gel gel sağ yap sol yap falan diyemem ya. Ha ben sağ mı sol mu bilmiyorum Sıdık'a. Bak saat takılan kop sağ kop. Yazı yazılan kop sol kop. Tersi. Ben ters söyledim. Acındırma şimdi kendine. Hayatta kalkma. Allah! Ne oldu ya? Ne oldu acaba? Anne ne olmuş? Sıdık'a. Dedim sana kız. Arkasındaki minibüse geçirmiş. Ah mahvedecek bizi şimdi. Kız yepyeni arabayı göçürdü hırsını bizden çıkaracak. Bana bak hemen Sinop'taki halangillere kaçalım Sıdık'a. Saçmalama anne ya. Arabayı tamir ettirir ettirmez Sinop'a bizi almaya gelir. Dönüşte 700 kilometre yol hayatta çekilmez. Ya ailecek cinnet geçiririz ya da bir kamyonun altına gireriz. Sinop yolu çekilmez. Ha, en iyisi biz Merter'deki halamlara gidelim he. Hem oranın trafiği Arap saçı gibidir. Herif hayatta gelemez arabayla oraya. Herif deme babaya Sıdık. Artı git çabuk abini uyandır. Çocuk şimdi yalnız ve tek başına. Baban onu görünce kan kusturur. Yürü, yürü. Abi! Ay, nereden açtık bu işi başımıza? Sevgili Günlük, sana birkaç gündür yazamıyorum. Çünkü Merter'deki halamda kaldık. Babamın izimizi bulup evi kuşatması uzun sürmedi. Arada halamın da darbe almasına ailecek üzüldük. Babamın atı örselendi. İkinci bir avrat ve silah alacak parası ise Allah'tan yok. Umarım ben 3M yani milyarlar, Mercedes, metres kuralından habersiz bir çocukla evlenirim. Tabii böyle birisi varsa. Her neyse. Şimdi kalkıp camdan arabaya bakmam gerekiyor. Bu gece nöbet bende. İnşallah vukuat olmaz.